Hayatım gerçekten çok değişti. Öldürdüğümden beri, eşyalarımı çaldığımdan beri hayatım gerçekten çok fazla değişti. Ve hayatımı çok güzel yaşıyorum şu an. O fakiri, o zengini nasıl öldürdüm ben ya? Çok eğlenceliydi gerçekten. Şu an acaba neler yapıyordur? Tüm elmaslarını çaldıktan sonra bu kaleyi inşa edip sonra tüm elmaslarını çöktüm ve onu hapise gönderdim. Artık zenginin yerine ben geçtim. Fakir yerine artık sen geçtin. Pis. Efendim buyurun, beni çağırmışsınız. Ne isteğiniz vardı acaba? Kale ne durumda? Elması çevirdiniz bu pis kaleyi. Çevirebildiniz mi? Artık şunu elmas yapın da benim olduğum her yer ortaya çıksın ve insanlar benden korksun. Elması yapmaz nasıl durumda şu an? Her şey tamamlandı mı? Evet efendim, dediğiniz her şeyi yapıyoruz. Kaleye elmasa çevirmemiz gerçekten çok az kaldı. Lütfen sabırla bekleyin. Başka isteğiniz var mıydı? Yemek vesaire istiyor musunuz efendim? Hayır. İstemiyorum. Ben sadece şu an kaleye elmas çevirmenizi istiyorum. Çabuk. Çabuk pis var aşağı size. Çabuk gidin buraya elması çevirin. O bir de o fakirin bir de o pis fakirin durumları nasıl onları da bana rapor etmeyi unutmayın. Pis fakiri bir daha burada görmek istemiyorum. O yüzden tüm her şey benim istediğim gibi olacak. Anladın mı beni? Evet efendim, anladım tabii ki de. Şimdi izninizle gidiyorum. Evet, tüm her şey istediğim gibi gidiyor. Tüm her şey istediğim gidiyor. Evet, acaba o fakir şu an ne yapıyor? Çok merak ettim gerçekten. Sana lanet olsun zengin. Beni buraya soktun. Tüm o elmaslarımı çaldın ve bu hapishaneye soktun beni. Bir yıldır bu hapishanedeyim. Buradan çıkınca senin elimi çok fena geçireceğim. Seni pis fakir. Asıl fakir olan sensin lan. Asıl fakir olan sensin. Benim zenginliğimi ele geçirdin. Öncelikle buradan nasıl çıkacağımı planlamalıyım. Burası neresi, burayı da hiç bilmiyorum. Daha yeni uyandım ve uyandığım zincirlerin içindeydim. Nere oldu, neler bitti, hiçbir şey bilmiyorum. En son o fakirle kapışmıştık ve eşyalarımı alıp beni evimden attı, beni bu hapishaneye yolladı ve şu an nerede, ne yapıyor, ne bok yapıyor, hiçbir şey bilmiyorum. O fakiri ele geçirirsem neler yapacağım var ya, eski zenginliğime geri döneceğim. İlk başta buradan çıkmak için plan yapmam lazım ama. Öncelikle burada kaç koruma var ve çıkış yeri nerede, onları bulmam gerekiyor. Onları bulduktan sonra bu hapishaneden çıkıp o fakiri ellerimle öldüreceğim. Şimdi bu hapishaneden kaçma zamanı. Öncelikle bu olay olmadan önce en çok güvendiğim bir korumama o tür şeyleri zaten söylemiştim. Eğer hapishaneye düşer, eğer benim eşyalarıma bir şey olursa zaten o ne yapacağını biliyordu. Şimdi ben korumamı tanıyorsam, benim dediklerimi eğer yaptıysa büyük ihtimalle bana lazım olacak şey işte tam bu pastanın içinde. Aa, da buradasın sen. Evet, sorma. Tam istediğim şeyi koymuşsun. Şimdi bu hapishaneden kaçma zamanı. Bu hapishaneyi yapan kişi de İşte tam benim korumam ve buradan çıkacağını, nereden çıkacağını hepsini biliyorum. İşte sen bittin fakir. Şimdi sıra bende. Bir koruma arkasını döndüğü gibi gidip onu bıçaklayacağım ve silahını alacağım. Daha sonradan buradan kaçış yolunu bulacağım. Buraya korumamı söylediğine göre tam şurada yemekhane olacak ve orada da gardiyanlar olacak. Şu anki önümde sadece bir koruma var. O korumayı öldürdükten sonra gardiyanların işine bakacağım ve buradan kaçacağım. Büyük ihtimalle de şurada da sağlıkçılar olacak. Evet, koruma tam arkasına döndüğü an gidip onu bıçaklayacağım ve şu an zaten döndü. Şimdi iş zamanı bende. Hadi bakalım. Çevir şu tabanca şimdi bana. Şimdi bütün içinizi bitireceğim sizin ve buradan kaçacağım. Evet. Öncelikle şu odalara da göz atmam gerekecek. Burada bir ipucu olmalı çünkü. Aha! Aha! Sen o korkunç adam olmasın. Lütfen bana bir şey yapma lütfen. Sakin ol, sakin ol. Sen kimsin, beni nereden tanıyorsun? Sizi kim tanımaz bu hapishanede ya? Sen ünlü zengin değil misin ya? Sen nasıl buralara düştün? Seni dünyadaki tüm herkes tanıyor. Burada görünce bir an korktum. Çünkü haberlerde görüyordum. Sen en kötü adam mısın? Bu dünyanın en kötü birisiymişsin. Her neyse, her neyse. Kötü olduğum doğru ama ben buraya sohbet etmeye gelmedim. Şimdi senden birkaç isteğim var. Odanı birazcık kullanacağım. O yüzden geri çekil. Eğer bir şey yaparsan bu zaten kafanda şu an delik açarım, tamam mı? O yüzden çekil ağzını. Yani vururum kafana şimdi senin var ya, ağzını bunu dağıtırım. Sümüğünü akıtırım orada. Şişt, dön arkanı. Bakma buraya. Evet. Şu an önümde iki gardiyan var ve bir aşçı var. Aşçıya zarar vermeyip iki gardiyanı indirirsem aslında o aşçının odasına girip aşçının odasından da çıkışa ulaşabilirim diye biliyorum. O yüzden buradan gardiyanları ilk başta öldürmem gerekecek. Ama öldürmeden önce bir öbür odalara da göz atmam gerekecek. Burada bir tane daha suçlu var. Tamam, buraya girmeye gerek yok. Evet, burası galiba çıkış yeri. Çünkü üstte merdiven çıkıyor. Buraya bakalım. Burada bir harita var. Evet, galiba çıkış yeri burası. Bu odaya girmem için ilk başta bana gereken bir şalter olması gerekiyor. Büyük ihtimalle düğme burayı işlemeyecek. Evet. Ve burası da yemekhane. İlk başta şu gardiyanların işine bakmalıyım.
Dön demedim lan senin arkana. Dönsene arkana. Vallahi suçlu benim gibi olmasan var ya ağzını bir tuşla patlatmıştım ha. Tabancayı yapıştırmıştım sana. Pis yeşil gözlü. Artık şova başlayabiliriz. Evet gardiyanlar şimdi işiniz bitti. Ve ben ünlü zengin olarak bu hapishanede isyan çıkartıyorum. Hadi bakalım. Kaldır 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 kaldır. Sana bir şey yapmayacağım. Çekil. Hemen şaltı alıp geliyorum. Çekil. Yaklaşma bana. Arkanı dön yaklaşma. Ağzını burnunu dağıtırım var ya bu silah. Böyle kafana deli kaçarım he. Çekil yaklaşma. Tüy buradan tüy 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 tüy. Evet sonunda kaçıyorum buradan. Tam istediğim gibi tam korumanı istediğim gibi buradan kaçıyorum evet. Sonunda buradan kaçacağım. Lan burası neresi lan? Demek korumanın dediği yer burasıydı ha. O kadar korunaklı hapishane demek burasıydı. Ama bir şey olmaz. Korumanla zaten bunu daha önceden düşünmüştük. Buradan çıktıktan sonra benim için helikopter gönderecekti. Şimdi onu beklemeliyim ve buradan ayrılmalıyım. Hadi koruma sana güveniyorum. İşte helikopter sesi. Evet geliyorum sonunda buradan kaçacağım. Ne demek kaçtı lan? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Nasıl kaçabilir? Orası en tehlikeli, en güçlü hapishane değil miydi? Orada kaçmak imkansız. Nasıl kaçabilir öyle bir pataklı biri ya? Nasıl kaçabilir? Söylesenize bana. Efendim gerçekten biz de bilmiyoruz. Nasıl kaçtığını biz de bilmiyoruz. Haberlerde gördüğümüz kadarıyla en tehlikeli hapishaneden bir mahkumun kaçtığını gördük. Zengin olduğunu bilmiyoruz daha. Daha kanıtlanmamış bir şey ama helikopterle kaçtığı söyleniyor. Ya neyse tamam. Boş yapma çok fazla burada başımın dibinde bağırma ya. Her şey yerinde diyecekken. Tüm her şey benim istediğim gibi giderken o pis zengin tekrardan hapishaneden kaçıp inşallah buraya gelmez. Her neyse. Şimdi tüm herkesi buraya çağırın. Tüm herkes burada benim yanımda toplansın. Buraları kuşatmamız gerekiyor. Hiç belli olmaz onu saldıracağından. Hemen buraları kuşatın çabuk.